Hatay Akavi, İstanbul Taksim Gezi Parkı protestocularına yapılan orantısız müdahaleye tepki olarak başlayan ve tüm yurda dalga dalga yayılan toplumsal tepki gösterilerine desteğini sürdürürken, bu kez de Antakya'daki direniş gösterilerinde başını aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden demokrasi şehidi Abdullah Cömert için ses verdi. Hem şehidini anmak hem de Taksim'e destek vermek için yürüttüğü gösterilere her geçen gün bir yenisini ekleyen Hatay Halk Evi bu kapsamda bir yürüyüş düzenledi. Sevgi Direniş Parkı önünde toplanan kent halkı ellerinde taşıdıkları Atatürk'lü Türk bayrakları ve pankartlar yanı sıra sık sık atılan sloganlar eşliğinde demokrasi şehidi Abdullah Cömert'in vurulduğu yere doğru yürüdü. Demokrasi şehidi Abdullah Cömert'in vurulduğu yeri mumlarla donatan kent halkı, Cömert'in katilleri bulunana dek sokaklara çıkacaklarına dair ant içti, sık sık Abdullah Cömert ölümsüzdür sloganları attı ve yetkililerden katil veya katillerin bulunmasını istedi. Daha sonra Armutlu Mahallesi üzerinden Sevgi Direniş Parkı'na geçen kalabalık grup, burada oluşturulan halk formunda görüşlerini dile getirme fırsatı buldu. Direnişin çeşitli etkinliklerle sürdürülmesi önerisi ise halk nezdinde de ses buldu. Taş attık sesi kaldı dedik falan da hani biz taş atma meclisi değildik. Taş dağıtmadık hani aslında. Sadece kendimizi savunduk. Bizim Bankalar Caddesi'ndeki olan caddenin adı da Yavuz Sultan Selim Caddesi. Ben de öyle bir dilekçe yazdım belediyeye vermek için. Gene bir imza kampanyası. Arzu eden arkadaşlar gelip imza atarsa yarın arkadaşlarla birlikte bu katil padişahımızın o caddeden adının değiştirilmesi için belediyeye vereceğiz. Niye defne oluyor biliyor musunuz? Sırf bizleri mimlemek için. Biz kardeşçe büyürken, ayrım yapmazken, bunlar ayrımı çoğaltmak için burayı defne yapıyor. Defne ismine hayır. Hatay Halk Evi Başkanı Eylem Mansuroğlu burada yaptığı konuşmada kolay bir sürecin içinden geçmediklerini ifade etti. Yürüdükleri uzun ve karanlık yolun sonunda aydınlığa, kardeşliğin ülkesine ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi. Onlar zannediyor ki bizler bıkacağız, yorulacağız. Sayımız azaldığında moralimizi bozacağız. Hatta bazıları bizlere deli diyor. Evet biz deliyiz. Eğer Abdullah Cömert'in katili bulunmadan evinde perdenin arkasından saklanmak akıllılıksa evet bizler deliyiz arkadaşlar. Ve bu deli diye devam edeceğiz. Göstericilerden Ali Koçak'ın direniş için yazıp seslendirdiği şarkı kent halkından alkış alırken formun hemen ardından ünlü sanatçı Yılmaz Güney'in Arkadaş adlı filmi gösterildi. Antakya'nın yolları da gaz dolu sokakları, ne zaman atam olduğunda salıyorum topaları.